Peki hocam, değişik zaman ve şartlarda, zeminlerde değişik davranış biçimi var. Yani bir ölçü üzere ama. Yani insanlara da bu şekilde. Yani her insana aynı davranmıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani az önce buyurduğunuz gibi değişik zeminlerde insanların da bu anlamda yapılarına göre. Mesela Hazreti Ebubekir'in bu anlamda bütün infakını kabul ederken bir diğerinkini kabul etmiyor. Veyahut işte savaşa katılmak isteyen birisine rey verirken, kabul ederken birisini annenin babanın yanında kal diyor. Burada nasıl bir öğreti var? Burada nasıl bir mesaj var hocam? Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kolunda saati, cebinde telefonu olan bir Kur'an kursu hocası değil. O bütün alemleri rahmetiyle donatmak için gelmiş bir görevli. Dolayısıyla valla Diyanet'in verdiği programı aynı saatte ezanı okurum. Millete de yatsıdan sonra Kur'an dersi yap dediler. Yaparım. Valla sen şarapçı ölmüşsün gitmişsin bana ne diyen bir hoca değil o. لَعَلَّكَ بَاقِعُنْ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَد۪يثِ اَزَّفَا denmiş birisi hakkında. Ya bir kişi imansız ölür diye ödü patlayan bir peygamber bu. Dolayısıyla bir kadın gelince bir kadınla konuşur gibi konuşmuş. Çocuk gelince çocukla konuşmuş. Ebu Bekir gelince Ebu Bekir'in rikkatine uygun konuşmuş. Ömer gelince celallik nedir göstermiş ona. İş kılıca dökülünce Huneyn'de Abdullah'ın oğlu Muhammed'im gelin demiş. Etrafındaki delikanlılar kaçmış. 58 yaşında Abdullah'ın oğlu Muhammed'im gelin demiş. Hatta 59 yaşında. Ya orada da insanlar ödü patlamış. Bu ne oldu, nasıl kılıç kullanıyor diye. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz memur değil. İnsanlığın hidayetine adanmış bir ruh. Dolayısıyla onun için önemli olan karşısındakinin anlayacağı lisanı kullanmaktır. İşte bu içinizden size gönderdik. Size çok düşkün, çok şefkatli, çok merhametli bir peygamberiniz var dediği için Allah-u Teala o standartta kaldı zaten. Dolayısıyla Enes İbni Malik'le çocuklaştı. Hanımlar ile hanımının anladığı dilden konuştu. Yani kadınlara uzun uzun edebiyatlar yapmadı. Hakikati de yüzlerine söyledi. Mesela Efendimiz Aleyhisselam'ın çok meşhur ve çok enteresan bir örnek olarak Ayşe annemizin yanında bulunuyor bir seferinde. Diğer hanımlarından Meymune validemiz de bir tas çorba hediye gönderiyor. Aslında kumalık kurallarına göre vahşet bu. Yani kumanın bir hediye göndermesi... Adam öldürme sebebi. O kadar değil. Medine'de yasak cinayet zaten. O kadar değil. Sonra sen ben anlamayız bu işten. Karıştırma bu kurallara. Suç bil o kadar yani. Ben bugünün şartlarına göre söyledim hocam. Kumalığı nereden biliyorsun bugünün şartlarına göre? Yani duyan olur, gene kumalık konularına girmesen. Şimdi Efendimizle Ayşe annemiz oturuyor. Hizmetçi kapıyı vurmuş. Ya Resulallah, işte filan hanımınız gönderdi. Sıcak çorba. Sıcak çorba dedi ki işte ısınmış su, tirit. Yani içine kuru et katılmış tırnak kadar. Et kokuyor su. Başka bir özelliği yok. Ayşe annemiz bir bakmış. Kuma, öbür kuma. Bir tas çorba gönderiyor. Onlar da Resulullah'la oturuyorlar. Aleyhisselatü Vesselam. Ya 10 dakika önce Cebrail oradaydı ya da yarım saat sonra gelecekti. Cebrail'siz bir saat yok ki hiç. Efendimiz Aleyhisselam'ın önüne işte böyle oturuyorlar. La teşbih ve la temsil. Hizmetçi getirmiş buraya. Tası böyle tutuyor. Bu sana geldi ya Resulullah diyor. Ayşe annemiz de eliyle bir tane vuruyor tasa. Tas hizmetçinin elinden düşüyor. Çorba, tas hepsi gidiyor tabii. Şimdi yani Ayşe ne oldu? Radıyallahu anha. Hem bana nasıl kumam tas çorba gönderebilir? Bu ne rezillik der gibi. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam tas gitti, çorba gitti. Tas da kırılmış. Çömlek çünkü toprak çömlek. Ona mı yansın? Çorba gitti ona mı yansın? Hanımı kızdı ona mı yansın? Öbür hanımı kızacak ona mı yansın? Kalkmış. Hiçbir şey yok gibi kalkmış. Almış eline bir böyle süpürge gibi bir şey diyelim. Hanımının yani Ayşe annemiz orada oturuyor. Surat bir karış diyelim Anadolu deyimiyle. Bu şekilde anneniz kızdı, anneniz kızdı, anneniz kızdı diye böyle hem espri yapıyor hem yerden o çömleğin parçalarını topluyor. Hizmetçiye de buyurmuş ki başka bir yerden bir tas bul sen götür o hanıma demiş. Onun da gönlü kalmasın.
bu hayatı yaşamış. Orada Ayşe ile böyle olması gerekiyor bakmış. Espriler yapmış, gülmüş, ağlanacak yerde ağlanmış bir şartla. Bir şartla. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam'ı anlatırken bir moda oldu. Hep ağlıyor. Kadınları görünce dayanamıyor, onlara üzülüyor. Çocuk düşkünü. Böyle kılıç görünce elleri titriyor. Yani humanist, çok duygusal böyle. Kızdığında Efendimiz Aleyhisselam'ı yani Uhud Dağı gürledi zannetmiş ashab-ı kiram. Yeri geldiğince de iyi de kızmış Aleyhisselam Efendimiz. Hem de çok kızdığı olmuş. Kıpkırmızı olmuş mübarek yüzü. Bağırmış. Size bunun için mi gönderildim ben? Ne yapıyorsunuz demiş. Yeri geldiğinde, kızmak gerektiğinde kızdı. Ağlamak gerektiğinde ağladı. Hanımıyla şakalaşacağı zaman şakalaştı. Espri yapılacağı zaman espri yaptı. Sahne duygusal olunca duygusallık yaptı. Birisi kalkıp lüzumsuz soru sorunca da kimdi o soruyu soran diye sert bir şekilde sorup ashab-ı kiramın ödünü patlatmış. Kimdi o? Var mı başka soran? Var mı başka soran deyince ashab-ı kiram ne diyor? Keşke sussa da helak olmasak dedik diyor. Sinirlendiği de olmuş. Öyle kutlu doğum haftasında anlatılan, hiç böyle kızmayan, sinirlenmeyen, hele kadın konusu çıkınca hiç kızmıyor. Hep tavsiye ediyor. Hep tavsiye ediyor. Ben mi kadınlara cehennemin çoğunu siz dolduracaksınız dedim. Hep kadınlara merhamet, aman doğurun siz, cennet sizi bekliyor. Doğru. Ama doğruyu söyledi. Nedir o doğru? Cehennemin çoğu da sizdendir, dikkat edin dedi. Ama çocuğunu doğurduğunda, doğururken öldün, şehitsin de dedi. Hakkı söyledi çünkü. Hiçbir şekilde kimseye yağcılık yapmadı. Kimseden de korkmadı. Allah'ın lisanıydı o. Allah neyi söyletmeyi murat ettiyse %100 ona söylettirdi onu. Yani insani bir portre var değil mi hocam burada? Yani robot gibi bütün olaylara bir standart üzere değil. Anlattığınız üzere değişik zemin ve şartlarda olaylara karşı değişik refleksler gösterebiliyor. Yani aynı Hazreti Ayşe'ye kırmamak için o hareketi yaparken belki 2 gün sonra, belki 2 gün önce Rabbim beni Hazreti Hatice'nin sevgisiyle rızıklandırdı da diyebiliyor yani. Gıybet ettin, ağzında senin et var, kus bunu, tükür bunu diye de Ayşe'sine söyledi. Ya 6 ay önceydi ya 1 sene önceydi o olaydan. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimsenin gönlünü kırmayayım, aman seçimlerde oy vermezler diye bir derdi yoktu. Öyle bir derdi olsaydı sağ eline güneşi, sol eline ayın verilmesine razı olurdu. Yok. Seçim derdi olmadı. Allah'ın lisanı وَمَا يَنْتُقَ عَنِ الْهَوَى kendiliğinden konuşmuyor. Allah neyi söylemeye korkmayacak? Kur'an'ın deyimiyle nereden utanmayacaksa Allah, o da utanmadı. Yani karşısında yüzlerce erkek sahabi oturuyor. Gelmiş kadın kocasıyla cinsel ilişki sıkıntısını anlatıyor. Onunla da Efendimiz konuşuyor. Ne kadın utandı, ne de Efendimiz Aleyhisselam, ayıp be kadın, git böyle şeyler burada konuşuyorsun, bu kadar delikanlı var burada demedi. Niye? O kadının soracağı soruyla ilgili cevap bir ümmetin kıyamete kadar yatak odasına düzen verecek. Basit bir şey değil. Utanmak mutanmak şimdi çıktı bunlar. Haber izlerken kadın spikerlerden utanan yok. Camide hadis okudun mu kıyamet kopuyor. Bu şimdiki moda. O zaman öyle bir şey yoktu.